Merhaba Para Bilgi Kanalı izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Hafta sonu olmasına rağmen borsadan haberlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Evet arkadaşlar, yeni haftaya 5 hisse tedbir kararıyla girecek. Dün Alfa Solar Enerji'nin tedbir kararını yapmıştım haber tek başına haber olarak. Fakat onun yanında 4 tane daha hisse var arkadaşlar tedbir kararıyla girecek. Buradaki bilgilerin bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz haber yapıyoruz. Lütfen bunu dikkate alınız. Evet haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul 5 hissenin haftaya tedbir kararıyla işlem görmeye başlayacağını açıkladı. Tedbir karar gelen şirketlerden ikisi yeni halka arz olan Sanika ısı ve Alfa Solar Enerji. Evet Alfa Solar Enerji'nin tedbiri ağırlaştırıldı biraz arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce kredi kredili satışlar ve açıya satış yasağı gelmişti. Evet Birko Birleşik Koyunlar ve Yibitaş Yozgat paylarında emir paketi tedbiri uygulanacak. Hisselerin son durumlarını videonun sonunda e, biliyorsunuz göstereceğim arkadaşlar. Niye gelmiş, nasıl gelmiş olabilir e, grafikten görebilirsiniz. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi VBTS kapsamında Evet, bir kubirleşik koyunlar ve Yibitaş Yozgat paylarında 12. ayın 5 2022 tarihli işlemlerden seans başından yani pazartesi başlıyor. 1. ayın 4 2023 tarihli işlemlere seans sonuna kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecektir. Nedir emir paketi tedbirinin içeriği? Yani bunu önemli arkadaşlar çünkü öğrenin yani. Çünkü alıp satarken de bunu işleyebileceksiniz size diyecek bir hisseyi alıyorsunuz. Mesela bu emir paketi tedbiri uygulanıyor bir hissededir. Emir paket tedbiri, piyasa emri ve piyasadan emite, emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması. Yani bir emir girdiğiniz emir, emir iptal yasaklanıyor. Emir miktar 17 liradan emir girdiğiniz 16.80'e düşüremiyorsunuz. Emir fiyat emir fiyat kötüleştirmesi yapamıyorsunuz yani. Emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması uygulamaların kapsamaktadır. İlgili payda hali hazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirlerde açıya satış ve kredi işlem yasayı ile bir takas tedbirleri emir paket tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Evet açıya satış ve kredilerden sonra genelde bir takas gelir hemen sonra da emir paketi gelir. Bu iki hisse de bunlar doğru olan tır bir şekilde uygulanmış. Bir Birleşik Koyunlar ve Yibitaş Yozgat payları paylarında emir paketi uygulanacak bir ay boyunca arkadaşlar. Evet Alfa Solar Enerji Alfa Spirut Takas Tedbiri ile işlem görecek. 5 Aralık Pazartesi günden itibaren geçerli olmak üzere bir ay süreyle 4 Ocak 2023 seans bitimine kadar bürüt takas kısıtlaması ile işlem görecek arkadaşlar. Özet ve kısaca anlatım. Aldığınız gün alfası satamazsınız. Buna dikkat edin. Ve, al, ve bu tür hisselerde, gerçi bu hisse hep tavan gidiyor. Nasıl gider bilmiyorum ama %5-6 puan kazandığı zaman prim yaptığında diğer gün sert bir satış yiyebiliyor brüt takasla. Çünkü ki düşükten alanlar sonra yükseldi diye 5-6 puan kazanmak için günlük alım satım yapanlar sabahtan satıyor arkadaşlar. Sonra normale giriyor hisse tekrar. Yani ama bu hisse biliyorsunuz tavan gidiyor şu anda. Ta pazartesi ya da bundan sonra ne olur bilemeyiz. Sanika ısı ve yeşil yapı hisselerine açığa satış ve kredi işlem kısıtı var arkadaşlar. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında Sınıka ve yeşil yapı payları 12.05.2022 tarih işlemlerden 1. ayın 4'ü 2023 tarihli işlemlere yani seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecekler arkadaşlar. Evet şimdi bu hisselerin son durumlarına bakalım videomuzu bitirelim lütfen. Evet arkadaşlar. gibi Taş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Alınım Şirketi. Dünü arkadaşlar 1.60 yukarıda tamamlamış. Ama görüyorsunuz şuralarda bir sert bir oynaklar var. 5 günlük durumda da %26.40 gibi bir yukarılı söz konusu. Bu borsamızdaki arkadaşlar en pahalı yani loto başına en pahalı hisselerden birisi görüyorsunuz. 67.750 lira. Dün sadece 1078 lira kazanmış bir hisse. Evet. Devam edelim. Yeşil %9.87 negatif demiş. Tavan pardon taban olmuş. 4.93'ten kapatmış. Ama açılışa baktığınız zaman da %6 gibi değer kazanmış. %6'dan sonra arkadaşlar yani bayağı bir kazanmış yani değil mi? 6.01'e çıkmış. 4.93. Kaçtan çıkmış? Açılış 5.98'den 6.01'e çıkmış arkadaşlar. Fakat daha sonra ise gördüğünüz gibi tabanda ve yeşil tedbir kararına maruz kaldı. Evet devam edelim arkadaşlar. Yeşilden sonra bir ko birleşik koyunlar ve sucat. %8.30 ile yukarıda görüyorsunuz. 5 günlük durumunda da %45.63 gibi büyük bir yükseliş var. Ve Cuma günü 8.30'da kapatmış. Bu oynatlık dolayısıyla tedbir kararına maruz kalmış. Evet, Sinika ve e, Sanika ve Alfası zaten söylüyoruz hep. Tavanda bakılacak bir tarafları yok. 5 e, günde de tavanda, bir günde de tavanda şu anda arkadaşlar bu iki hisse. Evet dostlar, lütfen kanalımızdaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen biz borsa İstanbul'un koymuş olduğu tedbirleri kaldırdığı tedbirleri hepsini kanalımıza yayınlamaya devam edeceğiz hepsine hepinize bol bol kazançlar.